Isı bir noktadan başka bir noktaya iletim, konveksiyon ve ışıma olmak üzere üç yolla yayılır. Isının iletim yoluyla yayılması yalnızca katı maddelerde mümkündür. Katı madde ısıtıldığında moleküllerin kinetik enerjileri artar. Moleküller birbirlerine sıkı bağlı olduğundan yerlerinden hareket edemez, yalnızca titreşim hareketi yapar. Moleküller titreşerek ısı enerjisi bir başka yere taşınabilir. Ocakta yemek yapmak için ısıttığımız suyu tahta kaşıkla karıştırdığımızda elimizin yanmadığını, demir kaşıkla karıştırdığımızda ise elimizin hemen yandığını hissederiz. Bu tahtanın ısıyı kötü, demirin ise daha iyi iletmesindendir. Metal bardaktan çay içenin eli, sıcaklığı cam bardaktan çay içenin elinden daha fazla hisseder. Isının hareket edebilen moleküller yardımıyla bir yerden başka bir yere taşınması konveksiyon yoluyla yayılmasıyla gerçekleşir. Sıvı ve gazlar kolay hareket edebilen akışkan maddelerdir. Isıtılan sıvı ve gaz moleküllerinin öz kütlesi azalarak yukarıya çıkar. Üstteki öz kütlesi büyük olan sıvı veya gaz molekülleri aşağıya iner. Böylece ısı bir noktadan başka bir noktaya taşınmış olur. Şömine, soba ya da kaloriferle bir odanın ısınması, ısınan havanın konveksiyon yoluyla taşınmasına bir örnektir. Belli bir zaman sonra odanın tavanı alt kısımdan daha sıcak olur. Yanan bir sobanın ya da şöminenin etrafı ısıtması aynı zamanda ısının ışıma yoluyla yayılmasına örnek olarak verilebilir ısı dalgaları ışıma yoluyla odanın içini ısıtır. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılmasında kesinlikle bir ortam olması gerekirken, ışıma yoluyla yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur. Güneşten gelen ısı enerjisinin boşluktan geçerek dünyamıza gelmesi buna bir örnektir. Güneşten gelen ısı enerjisi dünyaya çarparak mat yüzeyler tarafından soğurulur. Bu durumda dünya ısınmış olur.